emirlerim bir fihristi insan. İnsan o muammayı o fihriste çözmezse öbür o geniş alemde çok defa belli tümseklere takılma ihtimali vardır. Hazreti Pir'in de buna benzer mülazası var. Burada mesele yerli yerine oturtulmazsa, raylarına oturtulmazsa, o geniş alemde meseleyi kendi künhüne uygun kavrama çok zordur. Orada insan bazen naturalizme, bazen materyalizme, bazen ateizme, bazen deizme yuvarlanıverir de hiç farkına varamaz. Allah Celle Celaluhu koskocaman kainatı, Kur'an'ın aslı, Kur'an onun tefsiri, kavli şarihi, bürhan-ı vazıhı. Kainat Mescid-i Kebir'inde Kur'an hep bu kainatı okuyor. Ölü olsun diye, o Kur'an'la o kainat arasında münasebet olsun diye Allah nebiler göndermiş. Nebilerle o muammanın sırlı anahtarını insanlığa bağışlamış. O sayede siz kainatı doğru okuyabilirsiniz. Yoksa biraz evvel bahsettiğim o değişik izimler, onlardan bir tanesine takınılmaz, takılmanız, kusura bakmayın, kaçınılmaz olur. Temkinli olmamız lazım. Belki insanın en evvela kendine bakması lazım. Muhyiddin İbn Arabi'nin ifadesiyle min haysu ana değil. Min haysu huve veya min haysu ente. Kendimize bakarken sen hesabıyla bakmak, o hesabıyla bakmak. Yanıltmayan mülaza budur. Kendine doğrudan doğruya kendin olarak bakarsan 30. sözde ifade edildiği gibi bir vahidi kıyasi esas onun varlığını göstermeye bir ölçek, bir mihenk belki bir endaze olan o şeyi kendi hesabına kullanmış ve olumsuz neticelere, buna da netice denecekse, neticesizliklere yuvarlanmış olur. Ama kendine bakarken esas o mülahazasıyla bakmak lazım yani. Hüve ile kendine bakmak lazım. Hüve kelimesinin iki tane gözü vardır. İnsanın da iki gözü var. İnsan işte o iki gözden, iki gözünü kullanarak kendine bakması lazım. Bunun ötesinde il alem sizi nereye koyarsa koysun, hakkınızda ne derse desin önemi yoktur. Çünkü böyle yaparsanız en önemli olan şeyi keşfetmiş sayılırsınız. Kendinizi keşfetmiş, o kenzi mahfi de keşfetmiş sayılırsınız. Gerçi zayıf hadis, fakat manası doğru. Küntü kenzen mahfiyen فَاَرَدْتُ اَنْ عَرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ Ben bir kenzi mahfiydim, bilinmez bir hazine. Zat-ı üluhiyet bir teşbih ile, bir istihare ile kendini öyle ifade ediyor. Varlığın çehresinde, insanın çehresinde, insanın ledünni yapısında onun okunması, onun bilinmesi lazım. Ben diyor bilinmek istedim, onun için mahlukatı yarattım. İnsan gibi, cin gibi, melek gibi, zişur varlıklar. Kim bilir onlardan evvel mesele ezelle irtibatlandırılırsa, Allah kendi büyüklüğünü, azametini müşahede etmek için daha ne aynalar, ne aynalar yarattı. Ve her zaman o yarattığı aynalarda kendi azametini, üluhiyetini, hayat, ilim, semi, basar, irade, kudret, kelam, tekvin bu yönüyle temaşa etti kendini. Zati sıfatlar itibariyle vücut, kidem, beka, vahdaniyet,
muhalifetün lil havadis kıyamu bi nefsi. Müşahede etti kendisini. Yarattı ve yarattığı şeylerin çehresinde kendisini gördü. Ve kendisinin okunmasını istedi bizden. Halk, ibda, inşa, ihya, imate, terzik dedi. Ve bütün bu sıfatları bize duyurmak suretiyle bize hem konumumuzu hatırlattı, hem de onun bir kemmu keyf ne olduğunu, ona konum demeyi saygısızlık saydığımdan dolayı mukabele mülahazasıyla o tabiri betahsiz kullanmadım. Bu açıdan da esas bizim durumumuz, bizim konumumuz, hususiyetlerimiz, bizden beklenen şeylerin ortaya konması adına çok önemlidir. Acaba ahseni takmaya mazhar olan insan ne için yaratılmıştır? Cinnin bir yaratılma hikmeti vardır. Min maricim min nar. Meleğin bir yaratılma hikmeti vardır. Hazreti Ayşe hadisiyle radiyallahu anha elfe merrat, Allah melekleri nurdan yarattı. İnsanı da min salsalin kel fakhar, bir balçıktan yarattı. Özü, mahiyeti o. Toz toprak karışımı, günah, güneş alaşımı, efendim nebatat alaşımı, işte öyle karma karışık bir bulamaç mı diyelim? Bir bulamaçtan yarattı Allah Celle Celaluhu. Onlar da birer aynı olarak farklı şekilde azamet ve üluhiyetini müşahede etti. Evet, el azametu izari vel kibriyav ridari dedi. İnsanın da bir yaratılışının gayesi vardı. İnsan o gayeyi takip etmesi lazım geliyordu. Kur'an-ı Kerim'e göre ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. İns ve cinni bana kulluk yapsınlar diye yarattım. İbn Abbas araya o ya'budun kelimesiyle halaktu kelimesi arasına tefsir adına bir şey sokuyor. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'rifun thumma liya'budun. İns ve cinni beni bilsinler diye yarattım. Tabi bilince kulluk yapacaksınız. Ama o kulluğu yaparken kulluğun adabına uygun yapacaksınız. Kulluğa delice kendinizi verseniz dahi kulluk diyoruz yani. Bu en basit avamca ifadesiyle ibadet, havasça ifadesiyle ubudiyet, ahassi havasça haslar, hasınca ifadesi de ubudet. Onun mabudiyeti karşısında bütün kendinden geçerek, kendini düşünmeyerek sadece meseleyi ona kulluğa bağlama. Öyle bilmezdim kendimi, o ben miyim ya ben o mu? Aşıkların budur demeyi yandıkça yandım bir su verir. Kendini bilmeyecek kadar onda fena bulma. Sufici ifadesiyle buna fena fillah, beka billah, maallah denir. Ama kulluk kendi çerçevesiyle çok derin bir şeydir. İnsan esas insanlığını kullukla ortaya koymuş olur. Burada farklı bir mülahaza, gerçek müminlik muamele ile belli olur. Muamele, hatta ubudiyetle değil yani. Ubudiyetle, ubudiyet bir şey ifade eder ve mümin de kendisini öyle belli etmiş olur. Ama muamele, yemesinde, içmesinde, onların helal olmasında, muamelesinde, onun Allah'ın isteğine uygun gitmesinde, insanlara karşı tavır ve davranışlarda onun istikamet içinde olmasında, hasılı kelam Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme emir buyurulduğu gibi فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتْ, nasıl emrolunduğunsa öyle dosdoğru ol diyor. Dosdoğru. Ve Efendimiz bu Sure-i Hud'da geçtiği için bu ayet kendi o derin anlayışına göre, her ayeti o kendi derin anlayışıyla anlıyordu. Şeyyebetni Sure-i Hud,
başka bir yerde başka bir sureyi de söylüyor ama fakat bu çok mevsuk. Hud suresi beni yaşlandırdı buyuruyor. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki sen neysen ve Allah'ı nasıl biliyorsan seninle onun arandaki münasebet ne türlü ona kulluk yapmayı gerektiriyorsa ona göre kulluk yap. Günde 5 vakit namaz, o zaman diyeceksin ki ma abednâke hakka ibadetke ya mabud. 5 defa vallahi, billahi, tallahi aksatmadan eda ettim. Nafileler ilave ettim buna. Cebrenliğin noksan olsun diye. Kaçırmışımdır o yırtıklar onunla telafi edilsin, sargısı yapılsın, yama olsun diye nafileleri de kıldım. Hatta gece kalktım, ek sıradan namazlar kıldım. Hatta yetmiyor diye bunlar dualarda, tazarrularda, niyazlarda bulundum. Ama ne yaparsak yapalım, onun bize karşı olan şeyleri karşısında bence soluklarımız hep ma abednâke hakka ibadetke ya mabud. Sana hakkıyla ibadet edemedik. İbadet yapıyorsak ubudiyette bulunamadık. Tam teslim olamadık. Zimamı sana veremedik. İstediğin gibi senin bizi sevk etmene tam inkiyat gösteremedik. Serkeşlik ettik. İnhiraflar yaşadık. Muamelede istikameti koruyamadık. Veya ubudiyet yapıyorsak ubudet çerçevesinde o kulluk da bizim vazifemiz, senin de hakkındı. İşte onu yapamadık. Mülahazasıyla yine ma abednâke hakka ibadetke ya mabud. Bizi yarattığın ahsen takvime mazhar ettin. Öyle bir kıvam, öyle bir donanım, öyle bir şıklık bize lütfettin ki, birinin ifadesiyle eğer Allah'tan başka birine secde caiz olsaydı, İnsan öyle mükemmel bir varlık ki ona secde edilebilirdi. Ben ahseni takvime mazhar yaptım. Varlığın fihristi haline getirdim seni. En muzeci hülasası haline getirdim. Bütün varlığı okumak mı istiyorsun? Tanımak mı istiyorsun? Onların özünü, üsaresini sıkmak, ondan bir şey çıkarmak mı istiyorsun? Kendi üzerinde kemale hassasiyetle dur. Onu kendinde görmeye çalış. Çünkü ben seni o mükemmeliyette yarattım. Şimdi bu zaviyeden böyle bir eltaf-ı ilahiye mazhar insan, acaba onu ne kadar bilirse bilsin, hakkı şu değil midir? Mâ arefnâke hakkâ marifetke ya maruf. Seni hak ile bilemedik. Ey her şeyden ayan beyan olan Allah! Hazreti Pir'in ifadesiyle, şiddeti zuhurundan gizli olan Allah! Sen ol zahirsin ki ne olduğun bilinmez. Bu ol batınsın ki hiçbir şeyden gizlenmez. Neye bakarsan bak, her şey ona bir aynadır. Her şeyi onu gösteriyor. Evet. Ve en son mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Halinden, dilinden, mesajından, sıdkından, emanetinden, tebliğinden, İsmetinden, fetanetinden baktığınız zaman o şeffaf aynada hep onu görüyorsunuz. O zaman ma'arefna kâkka marifete ya maruf demek lazım. Ne yaparsanız yapınız. Onca niyami subhani ilahi karşısında ona karşı ne kadar hamd etseniz, otursanız, kalksanız elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Neye elhamdülillah? Allah Celle Celaluhu var etmesine elhamdülillah. Canlı yapmasına elhamdülillah. İnsan olarak yaratmasına elhamdülillah. İnsanlık şuurunu lütfetmesine elhamdülillah. Hazreti Muhammed Mustafa gibi bir serkarın arkasında yürüme imkanlarını bahşetmesine elhamdülillah. Böyle bir elhamdülillah şuurunu size lütfettiği için bunları diyorsanız şayet, o lütfa da bir elhamdülillah. Ha onun şuurunda olduğunuz ona da bir elhamdülillah. Bir hak dostunun dediği gibi sürekli hamd etme, hep hamd edip dursanız yine de ona karşı o mevzuda vazifenizi eda etmiş olamazsınız.
onun hakkını yerine getirmiş olamazsınız. O zaman da مَا حَمِدْنَاكَ حَقَّ حَمْدِكَ يَا مَحْمُودُ Ey herkes tarafından hamdü sena ile yad edilen mabud-i mutlak, sana hakkıyla hamd edemedik. Elf elf elhamdülillah da desek, trilyon trilyon elhamdülillah da desek, senin hakkını eda etmiş olmayız. Kulluk buysa ve bunu Cenab-ı Hak size, sizin ruhlarınıza duyurmuşsa, bazı yerlerde kendimi sizden istisna ediyorum. Çünkü sizinle aynı seviyeyi paylaşma mevzu iddia olur. Hafizan Allah. İnsan kendinde olmayan şeyi ama açık, delalet bir işareyle, delalet bir tazammunla, delalet bir iktiza ile bile olsa ifade etmemeli. Hayır, ben katiyen sizin gibi olamam. Ben kıvır zıvır birinin tekiyim. O bakımdan bazı istisnalarımda bunu anlayın. Siz onu anlayın. Öyle diyorum ve bunda çok samimiyim. Cenab-ı Hak nerede duruyorsanız, ne ölçüde Allah'la münasebetinizi koruyorsanız, evet ben ona saygıyla mukabelede bulunur ve Cenab-ı Hakk'ın beni de sizlerle haşr-ı neşr etmesini isterim. Bir kısım densizler bu mevzuda yalan, tezvir, iftira ile ne derlerse desinler, şeytani karakterlerinin gereğini ifade etmiş oluyorlar. Eskiden beri de zaten şeytanlıklarıyla bilinen insanlardı bunlar. Hazreti Adem'e secde ile şeytanın iç şeytanlığının dışa vurması, içiyle şeytan olduğu gibi dışıyla da şeytan olduğunu ortaya koyması için bazı sebeplere, saiklere ihtiyaç vardı. Telkih gibi, aşılama gibi. Böyle bir aşılama olunca onun içinde o kötülükler, o fısk, o fücura dair bir embriyolojik süreç başlıyor. Bu mevzuda Cenab-ı Hak karşısında Allah'ın izni inayetiyle ümitliyseniz, ümidinizi esas teşkil edecek şeyde dayanaklarınız varsa Allah'ın izni inayetiyle elimizden geldiğince فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَسْتَطَعْتُمْ hakikatine uyarak فَاتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهْ değil, o akrab-ül mukarribinin işi. Allah'tan, Allah'ın ululuğu, büyüklüğü ve sizin küçüklüğünüz ölçüsünde korkun, endişe duyun, takva dairesi içinde bulunun ve kullukla iki büklüm olun. Onun manası oydu. Bu sahabinin belini bükmüş, asaya döndürmüş, iki büklüm hale getirmişti. Allah tadil etti. Objektif, فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَسْتَطَعْتُمْ takva dairesine teklifi mala yutak olmama esprisi içinde girin. Allah'ın himayesine öyle sığının, haramlardan kaçının, farzları yerine getirin, elinizden geldiğince vaciplerde kusur etmeyin, haram yemeyin, hukukullah ve hukuku ibada dokunmayın, yalan söylemeyin, insanlara iftirada bulunmayın. Eğer bu mevzuda şöyle böyle kendinden emniyet, bence ahirette kendinden emin olamamanın en önemli bir emaresidir. Akıbetinden emin olan, endişe duymayan, akıbetinden endişe duyulur, korkulur. Akıbetten endişe duymanın yanı başında, Allah'ın izni inayetiyle, onun ululuğuna ve azametine karşı, kulluğumuzu şöyle, böyle, isterseniz, hani kendi adıma diyebilirim, sizinkini öyle demeyeyim, yarım yamalak bile olsa, yerine getirmeye çalışıyoruz. Eğer böyleyseniz bence ne dünyada ne de ukvada Cenab-ı Hak sizi rezil ve rüsvay etmeyecektir. Emin olabilirsiniz. İnşallah. Ben hakkınızda, sizin gibi düşünenlerin hakkında bugün değişik kadre, haksızlığa maruz kalan insanlar hakkında mülahazam hep bu çizgide oldu. Onlar hakkında hep böyle düşündüm. Allah'ın izni inayetiyle size falana filana sülük deme
densizliğini Allah yaptırtmadı. Çete deme aşağılığını yaptırtmadı. Kimseye çete demediniz. Kimseye paralel deme bayağılığını irtikap etmediniz. Allah'ın izni inayetiyle. Bunların dininden şüphe ederim demek suretiyle kafir olma durumuna düşmediniz. Her gün bir yalan, bir iftira ile müminleri karalama, Allah karşısında öyle bir sukuta kendinizi maruz bırakmadınız. Ve bu güzide halinizi böyle devam ettirirseniz inşallah Teala el ne derse desin, ne türlü bağışlayın, bu tabirler yakışmaz bana. Fakat bazen sözün esas mevzuya mutabık olması. Efendim buna mevzuya mutabık söz derler dilciler. Mevzuya mutabık olması açısından bazen yakışmayan, sizin huzurunuza da yakışmayan, Allah huzurunda bulunmaya da yakışmayan, o türlü densizliklere düşmemiş iseniz şayet, dişinizi sıkmış, en olumsuz şeyler karşısında bile iradenizin hakkını vererek hep istikameti korumuş, muamelenizde hep istikameti gözetmiş, dininizin emirlerini kemale hassasiyetle yaşamaya dikkat etmiş iseniz şayet el alem ne derse desin. Dünyada sizi utandıracak bir şey yoktur. Kıtmire her şey diyebilirler. Kıtmir demeye kadar yolu açık bunun. İsterse it desinler. Mahsuru yok. Ama hodri meydan. Elin alemin hırsızlıkların ayyuka çıktığı, İrtikaflarının ayyuka çıktığı, ihtilasların ayyuka çıktığı, zihinlerin bu kirlerle bulandığı ve bütün dünyaya yayıldığı bir dönemde bütün maliyecilerini, bütün memurlarını salsınlar, o kıtmir dediğiniz sizin, küçük arkadaşınızın, yeryüzünde bir dikili taşı varsa şayet, o dünyanın en aşağılık mahlukudur. En aşağılık bir köpeğidir, itidir. Fakat aynı şeyi onlar söyleyebilirler mi? Öyle bir taaddi ile onları karşı karşıya bırakmak istemem. Çünkü azıcık imanları varsa dememe mevzuunda zorlanırlar. Demeyi de o yalancı onurlarına yakıştıramazlar. Onun için mübahaleyi anlayamamış, muhaveleyi anlayamamış, müzakereyi anlayamamış, mülâneyi anlayamamış, eçheli cühela, cehli mürekkep mahluku, bazı kimseleri böyle bir taaddiyle altından kalkamayacakları bir şeye zorlamak istemem. Biliyor musunuz çok defa aklımdan ne de geçti? Evet diyeyim onu. Eğer onların, sizin cemaatinizin, arkadaşlarınızın, hizmet erlerinin, adanmışların ve onların yanında kuyruk sallayıp onlarla beraber olmaya çalışan kıtmirin hakkında söyledikleri şeyler şayet onun doğru olduğuna inanıyorlarsa ortaya bir yemin şekli koysunlar. Ben çok rahatlıkla o mevzuda vallahi billahi tellahi derim bu mevzuda. Fakat şunu demek de aklımdan geçiyordu. Onlar hakkında da denen şeyler oldu. Hırsızlık dediler. Para transferi dediler. Banka numaraları var elimizde dediler. Fuhuş irtikap ediyorlar dediler. Müt'a nikahı kullanıyorlar dediler. Müt'a konferansına karşı çıkan insanların düşüncelerini bu şekilde deşifre etmeleri, hangi gayyada yaşalarını göstermesi adına çok önemli bir emaredir. Evet. Şöyle aklımdan geçti hani diyeyim. Eğer hakikaten bizim hakkımızda denen bu şeyler doğruysa doğru değil. Bunlar dublajdır. Bunlar montajdır. Eğer bunların bir tanesi, onda biri doğruysa,
o mezheplerdeki farklılığı da gözeterek şöyle demek düşünüyorum diyebilecekler yürekleri varsa, Allah'a, Kur'an'a ve kütüb-ü fıkhiyeye inanıyorlarsa şayet, benim eşim hepsi desin, üç talakla boş olsun, bir, ebediyen boş olsun, iki, ebediyen boş olsun, üç. Niye üç dedim? Çünkü İbn-i Teymiye gibi bazıları tek seferde üç deyince bir sayılır. Onların da böyle ucuzcu müftüler olduğundan dolayı mezahib-i erbaanın bu mevzudaki mütealasından daha ziyade meseleyi kaçamak yaparak burada taca, vebali onun boynunu olsun, atma olabilir. Onun için yürekleri varsa hakkımızda iddia edilen şeylerin onda birini irtikab etmişsek, onda bir denen şeyleri çalmışsak, ihaleye fesat karıştırmışsak, yalan söylemişsek, iftirada bulunmuşsak, eşlerimiz hepimizin eşi, ebediyen boş olsun, başka bir zeminde, ebediyen boş olsun, ebediyen boş olsun, Allah'a inanıyorlarsa, Allah'ın kitabı olan Kur'an'a inanıyorlarsa, Kur'an'da başta Bakara Sure-i Cellesi olmak üzere, o evlilikle alakalı münasebetler, talakla alakalı münasebetler, ila ile alakalı münasebetler, en ince detayına kadar anlatılır. Bunlara inanıyorlarsa, yürekleri varsa, Allah'a inanıyorlarsa, peygambere inançları varsa, kütüb-i fıkhiyeyi kabul ediyorlarsa, bu dediğim şeyi deyiversinler. Siz şuradasınız, bu denen şeyler de dublajdır, yalandır desinler. Benim öyle ailem mailem olmadığından ben onu onlara bırakıyorum. Benim ne dememi istiyorlarsa araya gelsinler, kafa kafaya versinler, ortak akla müracaat etsinler. Bu adamın elini kolunu bağlayacak bir şey bulalım. Bunu da o meseleye yemin ettirelim desinler. Onu da kendileriyle baş başa bırakıyorum. Çünkü her hususta bin defa yemin etmeye hazır olduğumu bütün insanlığın huzurunda da kasemle ifade etmeye amade ve teşne bulunuyorum. Biliyor musunuz, bu da hep aklımdan geçiyordu. Desem mi, demesem mi? Demem bir nezaketsizlik bu mevzuda. Karakterimize uymayan bir laf ise şayet, Allah beni affetsin, siz de bağışlayın, kusura bakmayın. Fakat denmesi gerekli olan bir şey idiyse şayet, bence varsa yürekleri, varsa Kitabullah'a imanları, yapıversinler bunu, göreyim ne yalanmış ne doğruymuş. Ve siz de meseleye böyle bakın. Bir yönüyle bu mülahazayla geleceği daha iyi temaşa etmeye hazır olun. Yalanların nasıl döküldüğünü, hayatını yalana bağlamış, kezife bağlamış insanların nasıl yüzü koyu Kur'an-ı Kerim'in dediği sürüm sürüm hale geldiklerini, burada bel büküp boyun kırdıkları gibi, öbür tarafta da yine Kur'an-ı Kerim diyor, sürüm sürüm cehenneme doğru sürüklenecekler. Fakat ben şahsen ölü olmalarını da istemem. Çünkü dualarımda hep Allah'ım bizlerin de onların da kalplerini ıslah eyle diye dua ediyorum. Dua etmediğim, ıslah et demediğim gün yok gibidir. Belki günde 5 defa. Buna da Rabbim şahittir. Siz de şahit olun. Vesselam.